Şenay, az önce Zehrin Markel'de konuştuk. Gerçekten İzmir çok iyi gelmiş. Huzurlusun, mutlusun. Hürriyet'e gene de yazmaya başladın. Tekrardan döndün. Ve mis. Mis. Gerçekten gözlerin falan may maşallah. Ama ondan da zaten sakin. Ne derim şey yani? Kaşın. Sen ya bir tür ritüel. Yerine getirmem lazım. Özellikle söyleyeyim, geçen gün bir restoranda reklama girmesin diye söylüyorum. İzmir'de yemek yiyoruz daha doğrusu yani. Arkamızdaki bir masadan karı koca diyorlar ki, kadın ne kadar güzelleşti, yüzüne estetik mi yaptı, botoks mu? Değil, yaptırdığım her şeyi söylüyorum. Bir tek 4 ayda bir Mustafa Karataş'a böyle hafif bir tık tıklar yaptırıyorum. O benim adım tık tıktır yani, böyle bir vitamin enjekte ediyorum. Ama onun dışında hiçbir şey yaptırmıyorum. Sadece spor. Derecesine spor yapıyorum ve huzur tabii ya. O huzur çok önemli. Yani o inanç, huzur, bir şeylere inanmak, bir şeylere tutunmak. Yani hayattan keyif almak. Ha burada keyif almıyor muydum? Alıyordum ama yani çok mücadele ediyordum. Bir taraftan gazete, bir taraftan televizyon, hırs, reytingler falan derken ister istemez savaş. Yani evet, kendinden alıyor. Evet, kendinden böyle alıyor. Yani sen kendinden bil. Doğru yani. Söylüyorsun. Ama şimdi İzmir'de mesela 2 sene muhteşem. Devamlı geziyorum, seyahat ediyorum. Mesela geçen 2 hafta önce Güney Afrika'dan geldim. O kadar güzel ki, bir de bazı kavgaların içerisinde olmak istemiyorum. Yani bir sıkıldın mı ya? Sıkıldım, 30 yılın gelmiş olduğu o şeyle. Yani bir sıkılmak bir. İkincisi, sabah programlarında bir can çekişme var. Bunu herkes kabul etsin arkadaşlar. Yani insanlar bıktılar. Ve dolayısıyla ben eğer sabah programına devam etseydim dobra dobra olarak bitebilirdim. Belki 3. ayda bulunduğum yani iş yeri beni kapının önüne koyabilirdi. Yani bunu düşünmek gerekiyor sabah. Çok yani iyi. Bir yeni bir format, yeni bir heyecan. Yani sen o yapacağın işten heyecan duymalısın. Eğer o iş banka memuru gibi devam ederse, yani sabahleyin gel programı yap çık git olursa o iş biter. Keyif almazsan hiç yani. Onun için şimdi keyif alabileceğim bir işi yakalamaya çalışıyorum. Ne yapacaksınız bakalım? Ama işte Nilgün'ün İki güzel kadın. Bir de çok eğleniyoruz. Mesela geçenlerde bir oturduk konuşuyoruz falan. Sabah 7'ydi pardon. Akşamüstü 7 sıralarındaydı. Saat gecenin 11 olmuş. Biz yerlerdeyiz. Yani ona da çok eğleniyorum. Senle de çok eğleniyorum. Farkında değiliz. İşte diyoruz ki biz bu eğlenmeyi, yani bu ambiyansı ekrana yansıtalım. Hadi bakalım inşallah. İstiyoruz ya. Yani iyi de bir proje var. Ama bilmiyorum, yine tabii birçok insan beni günlüğe çekmek istiyor. Başta Artı Film olmak üzere ikimizin de bağlı olduğu şirket Zeynepler. sabah çekmek evet istiyor. Yani sabah veya günlük istiyorlar ama ben günlük biraz yapamam, yaşlandım dermişim. Ya günlük iş çok zor çok ya. Çok onun için haftada bir gideceksin, vuracaksın, hadi Allah'a ısmarladık deyip gideceksin. O güzel de bir proje var elimizde. Güzel de bir proje varsa evet, daha evet, ne yani ya. Mis gibi. Evet, evet. Peki sabahlara artık ı-ı. Mesela haftada bir sabah olsa gene ı-ı mı? Belki birisi haftada bir olabilir. Mesela cumartesi olabilir, pazar günü olabilir. Yani sabahleyin başlarsın, saat 10 gibi başlarsın veya 8 gibi başlarsın. 2'lere kadar falan böyle. 2'lere kadar sürüklenebilirsin. Öyle belki bir şey olabilir. Ama yani genel anlamda akşam bir şov programı tercih ederim. Doğru söylüyorsun. Yani her şeyle. Diyorum ki yırtmaçlı böyle giyeyim. Bacaklarımı bırakayım. Zaten ben yerim senin o taraflarını. Ekranda tam gözüküyor mu? Bilmiyorum. Böyle. Çok şıksın diyorum maşallah. Yani. Bir de böyle o halimi görsün seyirci, müşteri dermiş. Alıştık gazinoya çıkacak. Değil mi? Şey Zehrin'i dinleyelim. Şey yaptık ya Zehrin'i dinleyelim diye, doğru söylüyorsun. Peki az önce söylüyordun ya hani çok iyi bir gazetecisin. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda insanlarla ilişkilerin de her zaman çok önemli. Hani kimlerin nelerini biliyoruz da konuşmuyoruz falan dedi. O hani böyle çok bıçak sırtı bir şeydir. Yani bir yanın karşı koyar, bir yanın ise hani gazetecisi. Onun senin bir şarkı. Hani bir taraftan yazmak istiyorsun. Yani gazeteci kimliğine yazman lazım. Ama bir taraftan da insansın ve onun dostusun. Hiç öyle ikilemlerde kaldın oldu mu? Kalmıyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Yani benim de canımı yaktılar. Tamam mı? Gazeteci olmama rağmen, televizyoncu olmama rağmen benim de canımı yakan insanlar oldu. O insanların büyük bir çoğunluğuna zaten mahkeme gerekli kararı verdi falan filan. Ondan sonra düşünüyorsun sabah. Yani canın yandığı zaman can acıtmanın ne demek olduğunu anlıyorsun. Ondan dolayı pek fazla da insanların özeline girmek istemiyorum açıkçası. Nasıl ben kendi özelimin rahat bunu bırakılmasını istiyorsam. Daha önce. Yani ilk gençlikte heyecan vardı sabah. Yani
gençsin, işte bir şeyler yapmanın çabası içerisindesin. Yani bu bir savaştır diyorsun ve ondan sonra yazıp geçiyorsun. Ama şimdi son özellikle yaklaşık bir 10 seneden beri bu işler biraz bende şey oldu, yani geri planda kalmaya başladı. Eskisi gibi hırsım yok. İyi bir şeyler yapıyorum, iddiam var, hırsım yok. Yani iddiayla hırs biliyorsun bambaşka bir şey. Şeyler. Ben işimi yapmak isterim, en iyisini yapmak isterim ama hırs yapıp da aman şu gitsin de onun yerine ben alayım veya şunu bir yerlerden bir şekilde yok edeyim diye böyle bir şeyim yok. Zaten Allah'a olan inancım da böyle bir şeyi yapmama engel teşkil eder. Engel, doğru yani. Söylüyorsun. Hoş da olmaz yani. Peki zamanında bu böyle bir durumda kaldığında ne yapardın? Ya biraz hırslarım vardı. Yanlışlarım oldu yani. Biraz önce Zerrin'e dedim ya hani sırtımıza kan. Sırtım kambur değil ama eksilerimiz, artılarımız oldu. Hırslarımız oldu, kavgalarımız oldu, dövüşlerimiz oldu. Hem gazetecilikte oldu hem televizyon dünyasında oldu. Ama belli bir yere geldikten sonra yaptığın hırsların, özellikle ben geçirdiğim kazadan sonra, büyük bir kaza geçirdim biliyorsun, ölümden dedim. Ondan sonra bakıyorsun ki hayat o kadar boş ki. Yani ne kadar hırslanırsan, an meselesi yani. Paran da olsa, efendime söyleyeyim şöhretin de olsa, kariyerin de olsa birdenbire tık diye gidiyor. Yani ondan dolayı da... Ne gerek var ölümlü dünyada? Ne gerek var diyorsun mesela. Aynen, insan o şeye geliyor, o noktaya geliyor, o... Dün işte mesela yemekte bunu hep Cenk'le falan konuştuk. Sen gelemedin ama. Onu dedik. Ben mesela Cenk diyor ki keşke devam etseydik bir sezon daha. Ama öyle bir raddeye geldim ki eğer devam etseydim benim sonum olabilirdi. Ve kendimden yiyecektim. Doğru. Cepten yememek için. Şimdi bundan sonra yani istediğim şekilde bir de o kadar güzel ayrı, evet. O kadar yerinde bıraktın ki şu anda istediğin yerden dönebilirsin. Dönebilirim yani, zirvede bıraktım bu işi. Bütün aynen. Kanalın isteğine rağmen zirvede bıraktım bu işi. Tekrardan istediğim yerden başlayabilirim. Bir de şimdi daha farklı başlayabilirim. Hayat bu şekilde ya. Yani bilmiyorum tabii ki başına geldi mi gelmedi ama hani 30 yıl mı İstanbul'da? 30 yıldır İstanbul'dasın. İşte en iyi gazetecilerden biriydin. Çok dostların vardı. Çok etrafında insanlar vardı. İşte hani televizyonda ki eski de televizyoncusu, ondan tabii da bahsedeceğiz biraz sonra. 78. Sonra mesela hani buradan elini eteğini çekip de İzmir'e taşındıktan sonra. Şimdi bazı dostun zannedersin bazı insanlar ama zaman içeri hani bir iki kere ararlar. Şenaycığım nasılsın, iyi misin falan diye. Sonra yavaş yavaş. Sana ben bir şey söyleyeyim. Onun için döndüm biliyor musun tekrardan? Yani yazmaya onun için başladım, hırslandım. Televizyona da onun için döndüm. Aslında şu telefonu sabah yani yaklaşık 1000 tane isim vardı. Her sene bunu ben indirdim ve en son 250'ye indirdim. İnsanların beni arayıp aramaması hiç önemli değil. Ama öyle insanlara öyle şeyler yapmışsınız ki, yani maddi ve manevi olarak destek vermişsin, almışsın bir yerlere götürmüşsün, fareli bilmem nerelerden almışsın onu, zirveye götürmüşsün, bir şeyler yapmışsın yani. Bu eğlence sektöründe de olabilir, sahne şeyinde de olabilir ama bir bakıyorsun ki sen İzmir'e gittin. Kadın nasıl olsa televizyon yapmıyor. Efendim gazetede yani, ne olacak biz bunu arasak ne olur, aramasak. Halbuki bilmiyorlar ki Şenay da küllerinden doğar ve yakar. Var değil mi? Üzgünüm yani. Yanacaksın. Yani. Üzgünüm yani. Biz öyleyiz. Yani benim bir kindar tarafım vardı. Yani inançlarım çok kuvvetlidir. Allah'a karşı sorumluluklarımı her zaman hissederim ama bir kindar tarafım vardır. Aslan burcuyum ben. Böyle yani biriktiririm. Ondan sonra böyle pençelerimi çıkardığım zaman hani ama derler ya aslandan büyük fil vardır ama ben onu kulaklarından tutarım ki silkeler atarım. Ay süperdi bu.